Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda MOBA yayınları atom ve periyodik sistem konusunun 9. testini çözeceğiz. İlk sorumuza baktığımızda aynı periyotta bulunan aşağıdaki elementlerden hangisinin atom yarıçapı en büyüktür demiş. Bakın aynı periyotta bulunan elementler için şunu söyleyebiliriz. Periyodik cetvelde sola doğru gidildikçe atom yarıçapı artar diyorduk. Dolayısıyla klorun önce bir yerini belirlerseniz bakın 2, 8, 7 diye yazarız. Yani bu adam 3. periyot 7A grubunda yer alır. Alüminyuma baktığımızda 2, 8, 3 diye yazdık. Yine 3. periyot 3A grubundadır. Sodyum 2, 8, 1 diye yazdık. 3. periyot 1A grubundadır. Fosfor 2, 8, 5 diye yazdık. 3. periyot 5A grubunda. Magnezyum da 2, 8, 2 diye yazdık. 3. periyot 2A grubunda. Bakın tamamı 3. periyotta ve en solda kalan kimdir? Sodyum olduğu için sodyumun çapı en fazla olur. Cevabımız C şıkkı olur. İkinci sorumuza baktığımızda periyodik cetvelde aynı grupta bulunan XYZ elementlerinin metalik aktiflikleri sıralanmıştır. Buna göre hangileri doğrudur? Bakın şunu söyleyelim. Aynı grupta bulunan elementlerde aşağı doğru biz metalin aktifliği artar diyorduk. O zaman şunu söyleyebiliriz. Aynı gruptalar ve Y'nin metalik aktifliği en fazlası Y en aşağıda, sonra X, sonra da Z, yani şu şekilde sıralanıyormuş. Hangileri doğrudur? Atom numaraları biliyorsunuz aynı grupta aşağı doğru artar diyoruz. Dolayısıyla Y, X, Z şeklinde sıralanması gerekiyordu. Yanlış olmuş. İkiye baktığımızda atom yarıçapı arasındaki ilişki biliyorsunuz aktifliğin arttığı yönde atom yarıçapı da artar. Yani aşağı doğru atom çapı artacağı için Y, X, Z şeklinde olacaktır. Doğrudur. 3'e baktığımda temel halde elektron bulunduran katman sayıları aynıdır. Bakın katman sayısı dediğiniz şey periyot sayısıdır. Periyot sayısı da hepsinin farklıdır. Yanlış olmuş. Cevabımız B şıkkı olur. Üçüncü sorumuza baktığımızda kalsiyum, magnezyum ve alüminyum elementlerinin elektron verme eğilimlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisine doğru verilmiştir? Bakın şunu söyleyelim. Kalsiyumun elektron dağılımını yazarsanız 2, 8, 8, 2 diye yazarsanız 4. periyot 2A'dadır. Magnezyum 2, 8, 2 diye yazarız. Yani 3. periyot 2A grubundadır. Alüminyum da 2, 8, 3 diye yazarsanız 3. periyot 3A grubunda yer alır. Şunu söyleyelim bakın elektron verme eğilimlerini demiş. Elektron verme eğilimi kim daha elektron vermek ister? Şöyle bir periyot cetvelden kesit oluşturursanız bakın 3. periyot ve 4. periyot elementler var. 3. periyot 2A'da kim vardı arkadaşlar? Magnezyum. 3. periyot 3A'da alüminyum. Şurada da kalsiyum var. Bakın aşağı doğru ve sola doğru aktiflik artar. Aktifliğin arttığı yönde elektron verme eğilimi de artar. Dolayısıyla en aşağıda ve en solda kalan kalsiyumun aktifliği yani elektron verme eğilimi en fazla. Sonra magnezyum, sonra alüminyum gelmesi gerekir. Bunu veren seçeneğe baktığımızda E şıkkında görülüyor. Dördüncü sorumuza baktığımızda elektron katman dizimleri yukarıda verilen XYZ elementleriyle ilgili hangileri doğrudur demiş. X için baktığımızda ilk katmanda 2 tane, ikinci katmanda 1 tane yani 2, 1 diye yazdık. Y için bakın ilk katmanda 2 tane, ikinci katmanda 2 tane, 2, 2 yazdık. Z için de bakın ilk katmanda 2 tane, ikinci katmanda 1, 2, 3, 4, 5 tane yazdık. 2'ye 5 şeklinde yazıyoruz. Hangileri doğrudur? Metalik aktifliği en fazla olan X'tir. Bakın şunu söyleyelim. X için şunu söyleyebiliriz. İkinci periyot 1A grubunda yer alır. Y ikinci periyot 2A grubunda yer alır. Z de ikinci periyot 5A grubunda yer alır. Daha aktif olan metal daha solda yer alır. O zaman bakın 1A grubunda yer alan metalin aktifliği daha fazladır. Doğrudur. 2'ye baktığımızda aynı periyotta bulunurlar. Bakın tamamında ikinci periyotta bulunduğunu söyledik. Doğrudur. 3'e baktığımızda Z elementi X ve Y elementine göre daha fazla ametalik karaktere sahiptir. Evet 1A grubunda yer alan metal yine 2A grubunda yer alan metal 5A grubunda yer alan Z de ametal özelliğe sahiptir. Doğrudur. Cevabımız A şıkkı olur. 5. sorumuza baktığımızda periyodik cetvelde aynı yatay sırada bulunan X ve Y baş gruplu elementlerinin çekirdek yükleri arasında X büyük Y ilişkisi vardır. Buna göre hangileri arasındaki ilişki Y büyük X şeklindedir? Bakın şunu söyleyelim. Aynı yatay sıradaysa bunlar aynı periyottalar. Aynı periyottalar. Ve çekirdek yükü aynı periyotta biliyorsunuz sağa doğru artar arkadaşlar. O zaman X Y'ye göre daha sağdaymış. Hangi iki özellik arasında işte Y büyük X ilişkisi vardır demiş. Şöyle söyleyelim. Atom yarıçapı sola doğru artacağı için Y'nin daha fazladır. Doğrudur. Değerli elektron sayısı atom numarasının arttığı yönde artar. Yani sağa doğru gidildikçe artar. O zaman 2 olmadı.
3'e baktığımda metalik aktiflik çapın arttığı yönde artar. Y'nin çapı daha fazla olduğu için Y'nin metalik aktifliği yine fazla olur. Doğrudur. Cevabımız E şıkkı olur. 6. sorumuza baktığımızda x artı 3 ve y eksi iyonların elektron katman dizilimi görseldeki gibidir. Buna göre hangileri yanlıştır demiş. Bakın şunu söyleyelim. X 3 elektron verdiğinde bu görsele ulaşırken y de bir elektron aldığında oluşmuş. Önce bir elektron sayısını bulalım. Bakın ilk katmanda 2 tane, ikinci katmanda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Yani 2'ye 8 elektron sayısı, ikisinin de 10 olacak. O zaman x 3 elektron verdiğinde 10 olması için elektron vermeden önce 13'müş. Y de 1 elektron aldığında 10 olması için elektron almadan önce proton sayısı 9'muş. Evet, hangisi yanlıştır demiş. X'in atom numarası Y'den büyüktür. Evet, X'in atom numarası 13'ken Y'nin 9'dur. Doğrudur. Y'nin metalik özelliği X'ten daha fazladır. Bakın şunu söyleyelim. Y arkadaşlar atom numarası 9 olduğu için 2 7 diye yazarsınız. Yani bu adam ikinci periyot Y dağda yer alan ametaldir. X'in 13'e göre yazdığınızda 2 8 3 diye yazarsınız. 3. periyot 3A grubunda bulunan metaldir. Dolayısıyla Y metal değil, ametaldir. Yanlış olmuş. 3'e baktığımızda X atomunun yarıçapı Y atomunun yarıçapından daha fazladır. Bakın periyodu ve grubu belirledik. Daha aşağıda, daha solda kalan X'in çapı daha fazla olacaktır. Doğrudur. Yanlış olan sorulduğu için cevabımız B şıkkı olur. 7. sorumuza baktığımızda yanındaki şekilde periyodik cetvelden bir kesit verilmiştir. Y elementi 2 elektron aldığında soygaz düzenine ulaştığına göre hangileri doğrudur? Bakın kim 2 elektron alırsa soygaz düzenine ulaşır. 6A grubu diyebiliriz. X elementi 5A grubundadır. Bakın X Y'ye göre daha solda olduğuna göre 5A grubunda yer alan bir element olabilir. Doğrudur. 2'ye baktığımızda atom yarıçapı Z büyük, Y büyük, X'tir. Bakın şunu söyleyelim. Çap sola ve aşağı doğru artar. En solda, en aşağıda kalan Z'nin en fazladır. Daha sonra kim gelir arkadaşlar? Sonra Y, sonra X demiş. Bakın daha solda, daha aşağıda kalan Z'nin en fazla ama sonra X, sonra Y gelmeliydi. Yanlış olmuş. 3'e baktığımızda Z'nin ametalik özelliği Y elementin ametalik özelliğinden daha azdır. Bakın ametallerde şöyle bir özellik vardır. Aynı grupta yer alan ametallerde yukarı doğru çıkıldıkça ametalik özellik artar deriz. Yani Z daha aşağıda kaldığı için ametalik özelliği Y'ye göre daha azdır. Yani doğrudur. Doğru olanı sorulduğu için cevabımız B şıkkı olur. 8. sorumuza baktığımızda periyodik cetvelde baş grup elementlerinin metalik özelliklerinin arttığı yönlerde hangileri kesinlikle doğrudur? Metalik özellik hangi yöne artar arkadaşlar? Aynı periyotta sola doğru artar. Aynı grupta da aşağı doğru artar. Kesinlik sorusu dikkatli okumamız gerekiyor. Atom yarıçapı artar. Evet, çapın istisnası yoktur. Hem sol hem de aşağı doğru artacağı için bu kesin doğrudur arkadaşlar. 2'ye baktığımızda ametalik özellik azalır demiş. Ametalik özellik için şunu söyleyebiliriz. Sola doğru gidildikçe metallere daha çok gittiğimiz için ametalik özellik azalır. Aşağı doğru da biliyorsunuz çap arttığı için ametalik özellik yine azalır. Bu da kesin doğrudur. 3'e baktığımızda atom numarası azalır. Bakın atom numarası arkadaşlar sola doğru azalır belki ama aşağı doğru artacağı için bu kesin değildir. Cevabımız C şıkkı olur. 9. sorumuza baktığımızda X, Z katyonlarının YT anyonlarının yükleri eşit olduğuna göre hangileri doğrudur? Bakın diyor ki X, Y ile ZT iyonik bileşiklerinde X ve Z metal, Y ve T ametal. X, Y bileşiğinde iyonların elektron bulunduran katman sayıları 2 iken ZT'de iyonlar için bu değer 3'müş. Yani şunu söyleyelim. O zaman X ve Y'de katman sayıları 2 ise ikinci periyottalar. Notumuzu alalım. ZT'de de üçüncü periyottalar. O zaman X, Y ve ZT iyonik bileşikleri için şunu söyleyebiliriz. Bunlar ikinci periyotta yer alan X ve Z metalmiş. İkinci periyot metalleri. Y ve T de yani ZT iyonlar. Şunu söyleyelim. Bakın X ve Z katyonları ile YT anyonlarının yükleri eşitmiş. O zaman arkadaşlar yani öyle iki tane metal olsun ki yükler eşit olsun. Şöyle söylesek bakın X ve Z'nin artı bir değeri kaldığını düşünsek böylece iyonik bileşik oluşturdukları için Y ve T'nin de eksi bir değeri kaldığını söyleyebiliriz. Sonuçta Y ve T ametal, X ve Z metal. Sağlıyor mu? Sağlıyor. Atom numaraları arasındaki ilişki demiş. Şunu da biliyoruz. Bakın X ve Y'nin ikinci periyotta bulunduğunu biliyoruz. Yani X ikinci periyot metali, Y de ikinci periyot metali.
Ancak Z ve T 3. periyot metali ve ametali. Evet, atom numaraları. O zaman şöyle bir şey söyleyelim. 2. periyotta ve 3. periyotta elementlerimiz var. 1A grubunda ve 7A grubunda da elementlerimiz var. Bakın 2. periyot 1A'da o zaman X var. Yine 2. periyot 7A'da Y var. 3. periyot 1A'da Z var. 3. periyot 7A'da da T varmış. Evet, bu şekilde bir kesit oluşturduk kendimize. Atom numarası aşağı ve sağa doğru artar arkadaşlar. O zaman en sağda en aşağıda kalan T'nin atom numarası en fazla. Sonra kim gelir arkadaşlar? Z gelir. Sonra Y, sonra da X gelir. Doğrudur. 2'ye baktığımızda X metalin aktifliği Z metalin aktifliğinden daha fazladır. Bakın X ve Z 1A grubunda yer alan metaller olduğu için aşağı doğru çapın arttığı yönde metalik aktiflik artar deriz. Yani Z daha aşağıda olduğu için aktifliği daha fazladır. Yanlış olmuş. 3'e baktığımızda T atomunun yer çapı Y elementin atom yer çapından daha fazladır. Bakın şunu söyleyelim. T Y'ye göre daha aşağıda kalmış. Aşağı doğru çap artacağı için T'nin çapı Y'den her halükarda fazladır. Doğrudur. Cevabımız D şıkkı olur. 10. sorumuza baktığımızda yukarıda verilen kesitte Y elementinin proton sayısı 11'dir. Bakın Y için 11'i yazdık. Ve bakın bunlar aynı gruptaysa o zaman 11'den 8 çıktı. X'in atom numarası 3, 11'e 8 ekledik. Z'nin de atom numarası 19'muş. Buna göre hangileri doğrudur demiş. X, Y, Z alkali metaldir. Evet, tamamı 1A grubunda yer alır. Çünkü X için 2'ye 1, Y için 2, 8, 1, Z için de 2, 8, 8, 1 şeklinde yazarız. Son katmanda hepsinin 1 elektron olduğu için hepsi 1A grubunda yer alan alkali metaldir. Doğrudur. 2'ye baktığımızda metalik aktiflikleri X büyük, Y büyük, Z şeklindedir. Bakın aşağı doğru metalik aktiflik artacağı için en aşağıda kalan Z'nin aktifliği en fazla olmalıydı. Sonra Y, sonra X gelmeliydi. Yani ters olmuş, yanlış olmuş. 3'e baktığımızda Z elementin temel halde elektron içeren katman sayısı 4'tür. Bakın katman sayısı dediğiniz şey periyodu belirler. Periyot numarası da bakın Z için 1, 2, 3, 4'tür. Doğrudur. Cevabımız C şıkkı olur. 11. sorumuza baktığımızda periyodik sistemde verilen kesitte X, Y, Z elementlerin atom yer çapları verilmiştir. Buna göre Y elementi 1, 2, 3 ile işaretlenen bölgelerden hangilerinde bulunabilir demiş. Bakın atom yer çapı periyodik cetvelde aşağı ve sola doğru artacağı için Z o zaman en solda en aşağıda. Sonra Y gelecek. En solda en aşağıda dedik. Yani şöyle bir şey olabilir arkadaşlar. O zaman Y elementi şuralarda bir yerde olacak. O zaman şöyle bir teyit ettiğimizde yani Y elementi şuralarda olabilir mi? Ona bir bakalım. Yani 1, 2, 3 ile gösterilen bölgelerin hangisinde bulunabilir demiş. Bakın X ve Z gösterilmiş. Şunu biliyoruz. Z'nin yarıçapı en fazla olacaksa bakın Z'nin en aşağıda en solda kalması lazım. Sonra Y'nin gelmesi lazım. Y o zaman nerede olabilir? Daha yukarıda yani 1 ile gösterilen yerde olabilir. 3 ile gösterilen yerde olabilir mi? Onu bir belirleyelim. Evet, Y 3 ile gösteren yerde de olabilir. Çünkü biliyorsunuz Z'ye göre daha sağda kaldığı için atom yerçapı daha küçük olur. Peki 2 ile gösterilen yerde olabilir mi? Şunu söyleyelim. Bakın Z ile aynı periyotta bulunacağı için eğer Y 2 nolu bölgede bulunursa Y'nin atom yerçapı Z'ye göre daha fazla olur. Çünkü daha solda kalıyor. O yüzden 2 ile gösterilen yerde bulunamaz. 1 ve 3 de bulunabilir. Cevabımız D şıkkı olur. Arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bizleri takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Hepinize kolay gelsin.